Leman Akademi ailesi. Ben Tuğçe Yükrük. Bugün sizlerle hem kıta hem de ada ülkesi olan Avustralya'yı konuşacağız birlikte. Avustralya'da yaşayan bir konuğumuz olacak sevgili Sinan Beytaş. Ben de bir yandan onu canlı yayına davet ediyorum. Birazdan kendisi bizlerle birlikte olacak. Bize Avustralya'daki yaşam şartlarını, orada sürecini, orada nasıl yaşam şartlarını sürdürdüğünü anlatacak. Sevgili Sinan Beytaş'ı beklerken ben de sizlere kendimden bahsedeyim biraz. Ben de Leman Akademi ailesinin bir üyesiyim. Sinan Bey geldi bu arada. Merhabalar Sinan Merhaba. Bey. Merhaba. Nasılsınız? Not bad. Arkadaşlar sizi de bilgilendirmek istiyorum. Leman Akademi ailesi olarak eminim dünyanın birçok yerinden bizi izliyorsunuz. Ben Türkiye'den katılıyorum. Tekrar belirteyim. Sinan Bey Avustralya'dan katılıyor. Ve aramızda ciddi bir saat farkı var. Şu an Türkiye'de güneşli bir öğlen saatindeyiz. Orada yaklaşık 8,5-9 yanılmıyorsam saat. 7 saat var. Şu an saat tam olarak akşam 10. Zifiri 10 karanlık. olmuş. Evet. Bunun yayınımızda engel olmayacağını düşünerek sizleri biraz tanımak isteriz Sinan Bey. Sinan Bey kimdir? Nasıl Avustralya sürecine dahil oldu? Sizden kısaca dinlemek isteriz. Sinan Bey, 27 yaşındayım. Ankara'da doğdum. Orada büyüdüm. Daha sonra üniversite için Yıldız Teknik Üniversitesi'ne başladım. Makine Mühendisliği bölümü. 2016 yılında bitirdim. Sonrasında Türk Hava Yolları'nın pilotaj programıyla pilot olmak için belli bir süre o alanda zaman harcadım ya da kaybettim diyelim. Pilotaj programının son aşamasında olumsuz sonuç alınca tekrar makine mühendisliği yönünde adımlar atmaya başladım. Türkiye'de yaklaşık 7-8 ay bu şehir hastaneleri projesinde kalite kontrol mühendisi olarak görev aldım. Daha sonrasında Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz, bu 2018 yazı zamanında yaşanan, beni birazcık düşünmeye sevk etti geleceği hakkında Türkiye'nin. Ve 1,5 yıl olmuştu ben mezun olalı o süreçte. Sonrasında 2 yıl bir sürem vardı bu vizeye başvurmak için Avustralya'ya gelmeden önce. 2 yıl dolmasına yakın istifamı verdim ve Avustralya'ya başvurmak için adımları atmaya başladım. Bu vizeye başvurma sürecinde işimden istifa ettim. Yaklaşık bir 4-5 aylık bir kabul edilme süreci vardı o zaman vizenin. Tabii şu an o süreç çok daha uzun bir aşamaya gelmiş durumda. O sırada askerliğimi yaptım ve Mart ayında döndükten sonra da Mayıs 2019 itibariyle buraya yerleşmiş oldum. Yani yerleşmek dediğim, buraya gelmiş oldum. Yerleşme aşaması hala ongoing bir proses. Radikal bir kararla Türkiye'den ayrılmışsınız. Şunu Biraz sormak öyle oldu. istiyorum. Dinleyen arkadaşlarımız da şu an merak ediyor. Objektif bir şekilde bakacak olursak Sinan Bey, bu radikal karara değdi mi? Kesinlikle. Yani Evet. Türkiye'de mühendis olarak aldığım maaş ve yaşadığım hayat, hani maddi imkanlar açısından güzel bir hayat yaşadığını düşünüyorsun ve rahat olduğunu düşünüyorsun, ama aslında burada yaptığın en az skill gerektiren iş bile Türkiye'de mühendis olarak yaptığım işle yaklaşık aynı hayat düzeyinde yaşamama imkan veriyor. Ve kafa olarak da açıkçası Türkiye'deyken birazcık daha böyle hayat hakkında sürekli düşünmek, işte gelecek hakkında düşünmek beni yorarken, buraya geldiğimden beri biraz daha yani biraz daha dediğim, açıkçası oldukça rahatlamış durumdayım. Tabii ki farklı zorlukları var. Buraya gelmenin, evi, yani arkadaşları, aileyi geride bırakmış olmanın. Birazdan bunlara değineceğiz. Sizden Aynen. bunları dinlemek isteriz. Çünkü birçok arkadaşımız Türkiye'den gittiğinde bu süreçte tabii ki sizin gibi tek başına oluyorlar. Sohbetimizin devamında
Küçük zorluklarına da değineceğiz. Şunu merak ediyorum arada. Evet, değdiğini görüyoruz hem yüzünüzdeki mutluluktan hem söylemlerinizden. Peki bize yani Türkiye'deki birine Avustralya'daki hayatı kısaca nasıl özetleyebiliriz? Bir gününüz olabilir, yaşam rutininiz olabilir. Buraya gelmeden önce hafta sonlarım özellikle bu kadar anlamlı değildi. Tabii ki yani o açıdan hayata bakışı çok değiştirdi. Burada her hafta sonu özellikle bir şeyler yapmak için can atıyorum. Tüm hafta sonlarımı mümkün olduğu kadar doldurmaya çalışıyorum. Hafta için tamamen çalışmayla geçiyor. Günüm 5.30'da başlıyor sabah. 7'de çalışmaya başlıyorum 12'ye kadar. 1 saat ara, daha sonrasında 4'e kadar öğle sonrası çalışması ve akşam 5'te tekrar evde oluyorum. Klasik yemek, genel işte hayatta yapmam gereken şeyler. Hafta içleri genel böyle tek düze olabildiği kadar çalışma ağırlıklı. Hafta sonlarında da insanlar da genelde benim Türkiye'den biraz daha farklı gözlemlediğim oldukça kendilerini yoğun tutmaya çalışıyorlar. Yaş fark etmeksizin. Oldukça kendilerini böyle değişik hobileri var. Çıktığınız zaman insanları farklı şeylerle uğraşırken görüyorsunuz. Gerçekten hayat yani dünyaya bakışınızı değiştirecek tecrübeler katıyor. Ben şu an bu kadarıyla bile deneyimleme isteği uyandı içimde. Sohbetin devamında neler olacak bilmiyorum. Şunu merak ediyorum bir de. Şimdi birçok öğrenci ya da birçok dil merakı olan insan dil eğitiminin en iyi yerlerde alabileceği yerler olarak işte İngiltere'yi, İrlanda'yı veyahut Kanada'yı düşünüyor. Sizin tercihinizin Avustralya olmasının özel bir sebebi var mıydı? O süreç nasıl gelişti? Dil konusunda şöyle bir şey oldu açıkçası. Ben burada hiç dil okulu almadım. Lisede öğrendiğim İngilizce neyse sonrasında kendim ilerleterek üniversitede de %30 İngilizce bir programda okumuştum. Üniversitede de herhangi bir İngilizce ile ilgili bir çalışmam olmadı. Burada o yüzden açıkçası İngilizce ile ilgili bir deneyimimi paylaşabilecek konumda olmadım hiç. Geldiğimde mühendis vizesiyle geldim. Daha sonrasında da bir sertifika programıyla şu an burada oturumumu devam ettiriyorum. Dil kursuna giden arkadaşlarım var. Ancak onlar da korona öncesi zamanda buraya gelmişlerdi. Daha sonrasında korona ile birlikte online derslere geçildiği için birazcık daha yani programları nasıl ilerliyor şu an tam bilmiyorum. Ama o zaman konuştuğumuz zaman memnunlardı. Fiyatları hakkında tam olarak bilgim yok hiç o durumda yani o programlara başvurmadığım için. Şunu sormak istiyorum Sinan Bey. Dünya Mutlu Ülkeler Sıralaması diye bir sıralama var. Her yıl düzenlenen ve içerisinde farklı ülkelerin dahil olduğu bir sıralama bu. 2020 senesinde 156 farklı ülke dahil oluyor bu sıralamaya ve içlerinde Avustralya da var. Her yıl farklı bir konuyu baz alıyor bu dünya. Yani mutluluk ölçütünü farklı bir yerden ele alıyor. 2020'de ele aldığı konu şu: çevre, sosyal, şehirsel, doğal ortam ve bu kavramların mutluluğa ve yaşama standardına etkisi. Ve Avustralya bu mutlu ülkeler sıralamasında 12. sırada yer alıyor. Şöyle sorayım, bu kadar mutlu bir ülkede yaşamak sizi nasıl etkiliyor? Bahsettiğim gibi Türkiye'deyken açıkçası yani net olacağım bu konuda. Oldukça depresif bir moddaydım. Hani işe git gel gerçekten depresif bir moddaydım. Aslında ülkeden çıkma kararlarımdan bir tanesi de buydu. Kararı alma nedenlerimden bir tanesi de. Buraya geldikten sonra ilk belli bir süreç adaptasyonla geçti. İlk yaklaşık 1 yıl diyebilirim. Son 1 yıldır özellikle o bunaltan düşünceler, işte ağır gelen anlar giderek hatırlamıyorum bile artık o zamanları. Hani
gerçekten etkiliyor. Kendinize yapabileceğiniz en büyük iyiliklerden bir tanesi. Benim bu kararı almamda da abimin büyük bir desteği oldu. Dayım aynı şekilde yardımcı olmaya çalıştı. Hani insanların yaptığı küçük dokunuşlar bir kar topu gibi böyle sonuna geldiği zaman Evet, kocaman zincir bir halinde mutlaka aynen. hayatı etkiliyor. Sonunda Abiniz kendimi burada ya da buldum. dayınızın bir çok pardon. Abiniz ya da dayınızın daha önce bir yurt dışı deneyimi var mıydı? Yani sadece turist olarak Evet, bulunmuşlardı. evet. Ama abim hani her zaman yurt dışına gitmemi ve orada kalmamı istiyordu açıkçası. En son bu olaylardan sonra da o en büyük destekçim oldu. Kararları almamda birazcık daha Etki. güven hissedebilecek bir halde ayrıldım ülkeden. Sinan Bey, şöyle bir durumda var. Ben Avustralya'yı tabii ki önceden de bu yönleriyle duyuyordum ama sizinle sohbet etmeden de biraz araştırmak istedim. Üzerinde daha net konuşabilelim diye. Dünyanın en yaşanabilir şehirleri arasında şu an Melbourne, Sydney, bu şehirler gösteriliyor. Sizin favori kentiniz hangisi? Ben açıkçası şöyle bir şanssızlık yaşadım. Buraya geldiğimden sonraki 6. aydan itibaren yaklaşık bu Kasım'a tekabül ediyor. Kasım 2019'dan Şubat'a kadar burada büyük bir doğal afet oldu bu. Bushfires diye geçti işte. Orman yangınları. O tarihlere denk geldiniz. Aynen ben ilk 6 ayda buradaydım. Hani acelem yoktu Melbourne'e gitmek için ya da ülkenin diğer kısımlarına gitmek için. Biraz daha Sydney'yi yeni yeni tanıyordum o zamanlar. Sonrasında bushfires oldu. Tüm karayollarını kullanmak ve uçuşlar falan durduruldu. Sonrasında bushfires bitti. Korona başladı. Evet, Şu biraz an talihsiz olmuş. aynen gezdiğim şehirler arasında Wollongong, Canberra, Sydney ve tüm Tazmanya var. Hepsinin artıları eksileri ama Sydney her zaman sanırım İstanbul'da da yaşadım 4 yıl ama sanırım Evet. yani ikisi gerçekten birbirine benzeyen şehirler. Öyle mi? Yani Yani jeopolitik olarak değil, sosyopolitik olarak mı? coğrafyası olarak açıkçası benzetiyorum. Hani ortada yine böyle kuzey ile Ha, güneyini o birleştiren bir açıdan. köprü. Evet ve kozmopolit bir şehir genel olarak ve çok Evet. çeşitli kültürler var. Biraz da benzetmek de istiyor olabilirim. O memleket Doğrudur. hasretinden, sıla hasretinden kaynaklı belki. Ama ilk buraya geldiğim günden itibaren hani bir böyle İstanbul vibe'ı hissetmiştim. Anladım. Şimdi sohbet arasında küçük bir duyduk. Bir Tazmanya geziniz oldu galiba. Evet, Bu daha geziden çok kısa bahsedebilir misiniz bize, aklımızın kalmayacağı kadar? şöyle bahsedeyim. Şimdi en son geçen yıl Canberra'ya gitmiştim Mart ayında. Yakın bir Evet. şehir Sydney'e yaklaşık 250-300 kilometre. Bir yıldır herhangi uzak bir şehire korona dolayısıyla gidememiştim ve artık dedim ki yani arkadaşlarla planı yaptık. Hani maliyeti ya da işte İşten izin alabilme durumu ne olursa olsun bu geziyi yapıyoruz. Karavan kiraladık. Tazmanya'da özellikle Karavanla gezdin mi? Tazmanya Çok özellikle güzel. karavanla gezmek için ideal lokasyonlardan bir tanesi. Karavan yaygın olarak kullanılan araçlardan biri özellikle Tazmanya'da. Karavanımızı kiraladık. Hobart, Tazmanya'nın en büyük şehri. Birazcık güney doğuda kalıyor. Hobart'tan başladık. Saat yönünün tersi istikamette loop'umuza başladık ve 5 gün içerisinde tüm adayı. Adanın yaklaşık %50'sine yakını sit alanı olarak geçiyor. Koruma alanı. Bu da Evet, çoğunluğu batı tarafında kalıyor bu koruma alanlarının. O yüzden doğu şeridinde ve orta evet. şeritte olmak üzere 5 günlük güzel bir gezimiz oldu. Birazcık da hastalandım. Şu an sesim
Kötü geliyorsa özür diliyorum herkesten. Biz çok iyi duyuyoruz şu anda. Çok geçmiş olsun ama. Teşekkür ederim. Soğuktu birazcık. Yani Sydney genel olarak havası çok yumuşak. Hiçbir zaman eksiye düşmüyor. 4 dereceye düşüyor minimum benim şu ana kadar gördüğüm. Hani tişört üstüne bir sweatshirt, bir şapka sokakta çıkıp her mevsim yürüyebilirsiniz. Yazları bazen çok sıcak günler 35-40 dereceye geliyor. Hobart ve Tazmanya civarı çok yağmurlu, soğuk, gece bazı yerlerde mikro Etkileri var aynen. galiba orada. Evet. Yani Avustralya'nın Karadeniz'i gibi bir benzetme yapsam sanırım fazla. Türkiye benzetmeleri çok tatlı duruyor. Evet, Sydney, yani İstanbul, evet. biraz benzetmek istiyorum sanırım. Bize de daha Tamamen anlayabileceğimiz gibi oluyor. aynen. Yeşil ve mavi ile alakalı bir ada tamamen Tazmanya. Hayvanları olarak da çok ilginç. Tazmanya canavarı, işte echidna, Evet, bunu da wallaby. merak ediyorum aslında. Bölüyorum, kusura bakmayın. Biraz merakım öne geçiyor. Şu bir efsane mi? Şehir içinde Avustralya'da kangurularla karşılaşabileceğimiz bir efsane mi? Yoksa bu konuda ciddi miyiz? Yani şehir içi derken şehir merkezinde göremezsiniz ama Evet. Sydney sınırları içerisinde görme imkanınız çok yüksek. Sadece şehir merkezinden biraz uzaklaşmanız gerekiyor. Ama çok da bir uzaklaşmak değil. Yaklaşık 10-15 kilometre mesafede uzaklaştığınız zaman şehir merkezinden birazcık da uygun zaman ve sessiz olmanıza da bağlı olarak hani çok ürkütmeme açısından görme ihtimaliniz gayet yüksek. Sohbetimiz devam ederken Lemon Akademi'den sorular da geliyor. Çok merak eden arkadaşlarımız da var. Aralara birer küçük soru almak istiyorum. Ondan Tabii. sonra tekrar devam edelim. Bir arkadaşımız şunu sormuş Sinan Bey. Avustralya'da aylık yaşam masrafınız ortalama ne kadar oluyor? Yani Türk lirası cinsinden de olabilir, farklı bir para birimi cinsinden de olabilir. Ortalama bir rakam verebiliriz. Şöyle bahsedeyim kısaca. Avustralya hükümeti burada çalışmayan insanlara Centrelink denen bir kurumları var. Bu kurum vasıtasıyla 2500 dolarlık bir para yardımı yapıyor çalışmayan insanlara. Bu 2500 dolar onların öngördüğü Avustralya'da hayatta kalmak için gereken minimum miktara tekabül ediyor. Bizdeki asgari ücretin karşılığı diyebilir miyiz? Asgari ücretin karşılığı ama çalışmayan insanların da yani minimum yaşam limiti diyelim. Hani minimumla minimum derken aslında buranın minimumu Türkiye'nin minimumuyla düşünmemek lazım. Buranın minimumu hala oldukça iyi bir seviye. Maksimumda 2500 muhtemelen. evet 2500 dolarla burada bir ayı ortalama bir düzeyde geçirebilirsiniz. Ev kiraları kendiniz eğer bir share house'da oda kiralamak istiyorsanız minimum şu an korona sonrası indirimlerle birlikte eğer iyi bir standartta ev istiyorsanız 200 dolar işte başlangıç olarak bir 150 diyebiliriz haftalık ücret. 200 dolara ortalama bir ev. 250-300 dolara doğru çıktıkça Boğaz manzaralı, 400 dolarlara çıktıkça gökdelenlerde haftalık maliyetleri olan evlerde faturalar dahil kalabilirsiniz. Benim şu an kaldığım evde ben 220 dolar veriyorum haftalık. 2 haftada bir temizlik için bir şirket gelip temizliğimizi yapıyor. Tüm faturalar, elektrik, su, doğalgaz, internet dahil. Biriyle paylaşmak zorunda değilsiniz. Tek yaşıyorsunuz anladığım kadarıyla. Tam anlayamadım. Yani tek ödediğiniz ücret 220 dolar ve evi tek mi kullanıyorsunuz? Sadece oda kiralayabiliyorsunuz o paraya. Ev kiralamanız da mümkün ancak sizden işte büyük bir hesap dökümü istiyorlar. Yani ne kadar Anladım. süredir çalışıyorsunuz? İnaz göstermeniz gerekiyor. Yani hesabınıza düzenli para girip girmediğini kontrol ediyorlar. O konularda çok sıkılar. Hani ben bu evi beğendim. Şu an cebimde para var. Şu an cebinizde para olmasına bakmıyorlar.
Geçmiş bir yıldaki ödemeleriniz düzenli mi? İşinizi arıyorlar, şirketinizle konuşuyorlar. Tek başınıza ev kiralamak biraz daha meşakkatli bir süreç. Oda kiralamak birazcık daha nispeten kolay. Evler genelde 3 kişiyle 3 kişiden başlıyor. Yani evin içindeki 3 oda ayrı ayrı kiralanıyor. Ortak yaşam alanlarınız var. İşte mutfak, banyo ve oturma alanları ortak olarak paylaşılıyor. Buzdolabı, bir buzdolabıysa raflar, bir rafınız var. İşte kuru gıdalarınız için bir dolabınız var. Oradan kendi yemeklerinizi kendiniz işte nasıl içinizden geliyorsa yapıyorsunuz. Ama az alanınız var yani belli bir miktar para kazanana kadar odanız sadece oda kiralayabilirsiniz. Eğer yüklü bir miktar parayla gelirseniz tabii ki evlerin kapıları da açılır diye düşünüyorum. Şimdi ev masraflarından ortalama bahsettik. Ulaşım, diğer giderler, yani aylık ortalama bir rakam verecek olursak ne kadara tekabül ediyordur Sinan Bey? Tek tek kalemler olarak verirsem yaklaşık 800 bin dolar arası kira yazabiliriz. Ulaşım açısından eğer her gün işte toplu taşımayla gidip geliyorsanız haftalık 50 dolar diyebiliriz. Ulaşım oldukça pahalı. Mutfak alışverişi olarak haftalık 100 dolar maksimum. Yani eğer dışarıdan hiç yemek yemeyecekseniz tüm yemeği evde pişirip işe de götürürüm diyorsanız haftalık 100-150 dolar bir mutfak masrafıyla orayı kurtarabilirsiniz. Yani şu an baktığım zaman 1150 pardon 200 artı 150 350 artı 50 400 dolar haftalık bir masrafla ulaşım, gıda ve Hepsi konaklamanızı içinde. karşılayabilirsiniz. Anladım. Ekstraları daha Birkaç sonrasında size bağlı. Birkaç sorumuz daha var. Onlar üzerinden gidelim biraz. Arkadaşlarımızın merak ettiklerini de yanıtlayalım istiyorum. Avustralya İngilizcesi kolay anlaşılabilir midir acaba diye bir soru var. Yani başlarda aksanları sizin için problem olmuş muydu? Ne gibi farklılıklar vardı? Biraz bu konuya değinebiliriz. Açıkçası bu ne kadar süre geçerse geçsin kesinlikle böyle tamamen çözülebilecek bir sorunmuş gibi gelmiyor bana. Çok farklı aksanlar var. Sydney'de özellikle karşılaştığınız insanlar birazcık daha burası kozmopolit bir şehir ve yabancı insanlarla konuştukları için hem yabancı insanların İngilizcesini anlamaya biraz daha müsaitler hem de onların konuştuğu dili siz anlamaya biraz daha müsaitsiniz ama Outback dediğimiz işte kırsal alan ya da regional bölgelerdeki İngilizceyi birazcık utanarak da olsa ikinci kez sormanız gerekebiliyor. Yani tekrar etmesini karşıdaki kişinin. Aksanları çok yuvarlayarak özellikle burada R harfini duyma ihtimaliniz çok düşük. R'ler Küçük bir tamamen kelime örneği alabilir miyiz? Çok spesifik. Spesifik yani genelde gördükleri zaman sizi good day mate şeklinde bir ya da how are you diye ilk karşılaştıklarında soruyorlar ama aslında yani cevabı beklemeden good good deyip how are you aslında yani çok basit böyle ilk Biraz başlangıçta bir konuşma Ali'si başlatma. Birazcık ben yani Teksaslıların o kadar kaba yani Teksas Amerika'daki Teksas'ın birazcık daha böyle biraz daha yumuşağı gibi geliyor bana. Çok bir abisan. yuvarlamaya müsait. Anlaşabiliyorsunuz ama birazcık da karşıdaki kişinin dediğim gibi eğer Avustralyalı olmayan bir kişiyle konuşmuşluğu ve lokal olmayan bir insanın, native speaker olmayan bir insanın nasıl konuştuğu hakkında birazcık daha bir bilgisi varsa iletişim biraz daha kolay oluyor. Öbür türlü kolay gelsin.
Açıklayıcı oldu. Şimdi Sinan Bey, Lemon Akademi ailesi olarak biz yurt dışına gitmek isteyen arkadaşlarımıza biraz daha fikir sahibi olunması açısından bu yayınları yapıyoruz. O yüzden sık sık onların sorduğu sorulara yer vermek istiyorum ki kafalardaki soru işaretlerini biraz daha giderelim. Devamlı sıcak bir iklime mi sahiptir Avustralya diye bir soru gelmiş. Şu an burası Güney Kutbu'nda, Güney Yarım Küre'de olduğu için burada aslında biz sonbahardayız. Burada şu an, yani Türkiye'de şu an siz ilkbahardayken ben sonbahardayım. Şöyle göstereyim. Bir tişört ve bir şortla duruyorum. Aslında gayet yumuşak bir havası var. Tabii kış oldukça birazcık daha değişmeye müsait. Sydney açısından böyle. Melbourne birazcık daha soğuk. Yukarı taraflara doğru çıktığınız zaman, Brisbane, Queensland taraflarına çıktığınız zaman hava birazcık daha yumuşuyor yukarı taraflarda. Buradaki sorun, evlerde doğalgaz tesisatı yok. Öyle Ben mi? daha hiç doğalgaz tesisatı olan ev görmedim. Sadece ocaklarda Klima mı tercih ediliyor? klima ya da elektrikli ısıtıcılar. Yani biz Türkiye'de artık hani kullanmıyoruzdur belki, ya da işte ekstra ekstra soğuksa o elektrikli ısıtıcılar çıkıyordur ardiyeden. Burada elektrikli ısıtıcı ve işte o iklimlendirme elemanları kendiniz taşıyorsunuz. İşte taşınırken onları da götürüyorum yanımda. Doğalgaz olmadığı için böyle bir durum var. Anladım. Sinan Bey, peki şöyle biraz da kişisel bir soru olacak ama yaş itibariyle de yaştaş olduğumuzu düşünüyorum ve bizi izleyen Lemon Akademi'nin birçok üyesi de şu an bizim jenerasyondan. Bizim jenerasyonunu düşünecek olursak Avustralya'ya alışmak, tam anlamıyla adapte olmak ne kadar bir sürenizi aldı? Açıkçası şöyle söyleyeyim. Türkiye'den sonra ilk bir yıl kendinizi içinde bulduğunuz atmosfere göre de bağlı olmak üzere bir yıl gibi bir süre bence, hani marketten ne aldığımı ilk bildiğim zamanlar birinci yılın son, hani seçerek artık böyle, hani rastgele değil de birinci yılın sonunda artık markete gittiğim zaman ne alacağımı bilerek almaya başladığım zamanlar birinci yılın sonlarına doğruydu diyebilirim. Hani işte bunun lezzeti daha iyi, bunu seviyorum işte, ya da şu yoldan gideyim, semtleri öğrenmeye başlamak, işte hangi semtte nasıl bir Ulaşım düzen sağlanır, var, nasıl ne, aynen gidilir? neler oluyor semtte. Burada çünkü çok farklı milletten insanlar var. Lübnanlar çok fazla. Özellikle Öyle mi? Sydney, burası Arap kültürü, ya Arap kültürü olarak söylemeyeyim ama Arapların çok yoğun olduğu bir şehir, özellikle Sydney. Arabi bir etki var orada. Lübnan beni şaşırttı ama. Beklemiyordum Lübnan yoğunluğunu. Lübnan 6 milyon, Lübnan'ın toplam şu an kendi ülkesinde bulunan Lübnanlı sayısı burada yaklaşık 1 milyona yakın bir Lübnanlı olması lazım. Türk sayısı 250 bin bildiğim kadarıyla. Aynı şekilde Yunanların sayısı da 250 bin. Hani Türkler de burada oldukça yoğunlukta ama Lübnanlar Aslında birazcık daha... bizimle çok özür dilerim. Bizim de Evet. yakın olduğumuz kültürler hemen hemen Yunan kültürü, kısmen Arap kültürü daha sıcak bir iklim hakim sanırım kültür açısından. Evet, ya Araplarla özellikle karşılaştığınız zaman Türklerle iletişimleri, Orta Doğu kültürünü paylaştığımız için belli bir noktaya kadar daha bir sıcak bir iletişim oluyor. Yunanlarla pek aynı şekilde olduğunu söyleyemeyeceğim. Yunanlarla, ya benim herhangi Eski bir, bir dayanıyor Yunanlarla olan ilişkimiz. ya burada hala markete gittiğiniz zaman yoğurtların üzerinde Greek yoğurt olarak görüyorsunuz ve cacık mesela bizdeki, caciki olarak burada satılıyor. Oradaki kavga hala devam ediyor yani. Orada Hemen çözülmemiş. oradaki Türk nüfusunu çoğaltıp bu olaya müdahale etmemiz lazım.
Buradan gidecek olan Yani arkadaşlara duyurulur. Orada birlikte olmamız olmaz. aynen Sinan bekliyorum desteklerinizi. Bey, çok teşekkür ederim. Şimdi ben de Avustralya ile ilgili yaptığım araştırmalara ve bu şekilde konuştuğumuz arkadaşlarımıza dayanarak Lemon Akademi ailesinin üyelerine birkaç bilgi vermek istiyorum. Şimdi göçmenlere sizinle de sohbetimizde bahsettiğimiz üzere göçmenlere oldukça alışık bir ülke. Yani Evet. etnik köken, çok farklı etnik kökenlerden oluşan bir nüfusa sahip. Bu yüzden de ülkeye eğitim almak için gelen arkadaşlara çok sıcak ve misafirperver yaklaştıklarını duyuyorum. Yani bireysel zorluklar dışında bir dışlanma ya da işte turiste yabancı bir durum söz konusu değil. Sizin bunlarla ilgili yaşadığınız küçük örnekler varsa alabiliriz. Olumsuzu varsa onu da dinleriz. Nasıl aşabiliriz ona bakarız. Şöyle söyleyeyim. Olumsuz olarak hani seni dışlama gibi bir durumları yok. Ama seni gruba dahil, yani gruba dahil etmeme derken birazcık da sanırım kendi kültürleriyle alakalı. Dil sonuçta insanların iletişim kurarken kullandığı hani temel araç. Eğer iyi bir iletişim kuracak düzeyde bir iletişim sağlanamıyorsa hani dil açısından birazcık daha uzak kalma ihtimali yüksek buranın lokal insanına. Ama dediğiniz gibi çok farklı ülkeden çok fazla insan geliyordu bir yıl öncesine kadar. Burada hala kalan insanlar birazcık daha backpacker tayfa birazcık ülkesine geri döndü. Onlar backpacker dediğimiz insana biraz daha hani böyle İşte buraya tatile gezmeye gelmiş, işte hospitality'de çalışıp Ama zamanı kalmış. aynen belli bir süre kalmış ama asıl amacı geri dönmek olan insanlar. O tayfa birazcık daha sıcakkanlı ve hani kucaklayıcı bir tayfa idi. Şu an hala birazcık daha yani o işte yurt dışından gelmiş insanlarla burada benim arkadaşlıklarım daha kuvvetli. Avustralyalılarla açıkçası benden kaynaklı da olabilir. Onu da ihtimale dahil etmek tabii ki gerekir. Ama çok yüksek ihtimalle benden kaynaklı değil. Lokal insanıyla buranın kaynaşmak, arkadaş olmak bir ihtimal. Arkadaş olduktan sonra çok yakın olmak bana şu an çok uzak görünüyor. Biraz üst Yani level gibi. dil açısından da kötü olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten iyi bir iletişim kurabilirim ama bir şekilde o yaşam tarzının farklılığından kaynaklı birleştirecek ortak bir nokta yoksa oralarda o iletişim birazcık daha böyle zorlama kaçabiliyor. Çok tercih ettiklerini söyleyemem açıkçası ama O birlikte zaman olduğunuz zaman bir garipseme durumu olmuyor. Yani alışırlarsa sıkıntı olmuyor ama ilk encounter gerçekleşmesi birazcık düşük bir ihtimal. anladım. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz buradan Lemon Akademi ailesinden gidecek olan öğrencilere? Biraz daha farklı etnik kültürden insanlarla yakınlaşmaya çalışalım ilk etapta. Avustralya'nın yerli insanına daha sonra bakarız. Aynen. Peki Sinan Bey, şunda da ilgili çok küçük bir şey öğrenmek istiyorum sizden. Yaklaşık 1,5 yıl aşkın süredir oradasınız yanılmıyorsam. Daha sonrasında kalmayı düşündüğünüzü, planladığınızı duymuştum. Evet. İlgili düşünceniz nedir? Ne planlıyorsunuz? Mayıs'ta yaklaşık 2 yıl, yani yaklaşık dediğim 2 yıl olacak tamamen Mayıs'ın 2 yıl.20'sinde. Buraya gelirken ilk düşündüğüm yani 9 ay sonra işte ya Türkiye'ye bir ziyaret için döner ya da işte Türkiye'den ailem beni ziyarete gelirdi. Şu an 2 yıldır buradayım. Bu ev tabii şu an annemlere falan linki atmadım bu canlı yayının. Rahatça söyleyebilirim. 2023'e kadar da gelebilecekmişim gibi görünmüyor. Riskli ülkeler listesinde Türkiye 2023'e kadar Türkiye'den bu ülkeye gelişler şu an için en azından görülen 2023'e kadar kabul edilmeyeceği Türkiye'den gelişlerin. O yüzden ben şu an ülkeden aslında
Türkiye'ye dönebilirim. Türkiye'ye dönmekte herhangi bir problem yok. Türk pasaportum hala geçerli. Ancak Türkiye'ye bir kere döndükten sonra uçağa bindim, Avustralya'ya geri geldim. Beni kapıdan çok yüksek ihtimalle almayacakları için şu an burada kalmak zorundayım. Hani hoşuma gitmediği için değil ama biraz Evet, zorunluluk. şartlar onu gösterdiği için bir zorunluluk diyebiliriz şu anda. Evet. Onun dışında yine de planım, hani korona olsun olmasın, buraya gelirken planım Türkiye'deki hayatımı tamamen geride bırakarak, işte vazgeçerek, işi bırakarak, yani arkadaşlarla iletişim devam ediyor tabii ki ama onları geride bırakarak buraya gelirken amaç burada kalıcı olmaktı. Burada kalıcı olmak için de süreçler, alternatifler kişiden kişiye değişiyor. Şöyle kısaca bahsedebilirim. Bir Avustralyalı kız arkadaşınız ya da eşiniz ya da erkek arkadaşınız olursa partner vize ile burada sınırsız olarak kalma ihtimaliniz mümkün. Bu birinci aşama, birinci seçenek. İkinci seçenek mesleğinizin ihtiyaç duyulan meslekler listesinde olması, güncel olan ihtiyaç duyulan meslekler listesinde olması lazım. Diyelim 2019'da siz buraya gelirken ihtiyaç duyulan meslekler listesinde muhasebecilik vardı. 2021'de eğer bu meslek listede yoksa hakkınızı kaybediyorsunuz. O yüzden o listeyi sürekli check etmek lazım. Her yıl değişiyor. Ve Avustralya'da bunu ülkedeki ihtiyaç olan mesleklere istinaden güncelliyor. Yani ülkede eğer bir meslek grubunda yetersiz bir sayı varsa orayı o insanların ülkeye gelmesi için motive etmek açısından o insanlara avantajlı olacak şekilde, vatandaşlık verebilecek şekilde o listeler güncelleniyor. Belli bir miktarda davetiye gönderiliyor her meslekten. Peki şöyle bir Şu şey an sorabilir miyim araya girerek? Sizin açık gördüğünüz ya da açık olması planlanan bir meslek grubu var mı şu anda Avustralya'da? Yani şurada eksikler dediğiniz bir meslek grubu? listeyi sürekli kontrol etmek lazım ama genel olarak şu an mühendislikler, şu an özellikle gelmek isteyen doktor, Evet. hemşire, herhangi bir sağlık çalışanı, Evet. acil, bazen Türkçe kelimeleri unutuyorum hani. Acil tıp teknisyeni. Doğru muyum? Evet, Evet. ambulanslarda çalışmak üzere yetiştirilmiş kişiler. Hani şu an korona dolayısıyla ülkede genel bir sağlık çalışanı ihtiyacı olduğu için Evet. bu şekilde bir özellikle sağlık çalışanlarına aşırı aşırı derecede bir davetiye ve ülkeye girişlerinde kolaylık sağlanıyor. Eğer gelmeyi düşünen doktor tabii ki burada diplomalarının geçerli olup Belki olmamaları olması gerekiyor. Evet. durumuna bağlı olarak hemşireler, tıp teknisyenleri için şu an ülke çok açık. Bunun dışındaki meslek Bu konuda çok gruplarında özür dilerim. Çok küçük araya gireceğim. Bu konuda yüksek lisans, master yapmak isteyen arkadaşlarımız için de bu kapının daha açık ve kolay olabileceğini düşünüyorum. kesinlikle. Evet. Yani birazcık tabii ki buradaki yüksek lisans ve master programları konusunda şu an indirimler de var. Yaklaşık 25 bin, 30 bin dolar civarına 2 yıllık master programlarına kayıt olabiliyorsunuz. Tabii ki üniversitenin sıralaması yükseldikçe bu fiyatlar da birazcık yükseliyor ya da işte tezli olup olmaması ya da diğer akademik Evet. durumlara göre. Eğer o maddi miktarı karşılayabilecek durumunuz varsa ya da sponsorluk bir scholarship bulabiliyorsanız başvurmanızı öneririm.
Bunun dışında şu an mühendislere olan davetiyeler, yani genel olarak tıp dışındaki çalışanlara gönderilen davetiyeler birazcık daha azalmış durumda. Tabii ki bu sonsuza kadar böyle gitmeyeceği, ben de ajansımla konuştuğum zaman bana verilen bilgi, hani bu tabii ki bu süre için böyle olacak ama önümüzdeki yıl içerisinde mühendislere gönderilen, burada kalıcı olmak için, permanent residency için gereken davetiyeler de artacak gibi görünüyor. Bir güncelleme olacak gibi görünüyor. Evet, şu an burada barlar açık. Şu an tüm yasaklar kaldırıldı geçen hafta pazartesi itibariyle. Biraz o süreçten de bahsetmek istiyorum. Sohbetimizin sonuna gelmeye yaklaşırken. Türkiye'de ve diğer ülkelerde şartlar biraz farklı ama Avustralya'da sanki günlük yaşama dönülüyor diyebilir miyiz? Dönüldü. Özellikle burada şimdi federal olarak hani state'ler var. Her state kendi içerisinde kendi kararlarını alıyor. Benim bulunduğum state New South Wales. Tazmanya ayrı bir state. Victoria, Western Australia, Southern Australia. Hepsinde case miktarları farklı sayılarda olduğu için farklı. Avustralya'nın tamamı aslında toplam 30 bin vaka çıkmış ve 1000 kişi ölmüş durumda. New South Wales'te sadece 5 bin vaka ve 54 ölü var tüm bu süreç boyunca. Aslında güvenli bölge diyebiliriz. Şu an gitmeyi düşünen arkadaşlarımız için de herhangi bir sağlık kaygısı, endişesi duymadan tabii ki kıyasla daha güvenli bir bölge diyebiliriz. Kesinlikle ben maske taktığım, yani kaç kere maske taktığımı söylesem şok olursunuz belki. Onu geçmez dışarı çıkarken. Hani o da zorunda olduğum için. Yoksa yani sokağa çıkarken ya da herhangi bir yere giderken hiçbir sıkıntı yoktu. Sokağa çıkma yasağı sadece 1 ya da 2 hafta geçen yıl işte Nisan Mayıs zamanı uygulandı. Onun dışında hayatımda hani Türkiye'den haberleri aldığım zaman, arkadaşlarımla konuştuğum zaman kafamda hiçbir şey şekillenmiyor çünkü burada hiç yani yakınından bile geçmedi o durumu. Anladım. Sinan Bey, çok teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz faydalı bilgiler ışığında birçok arkadaşımızın kafasındaki sorular netleşti. Soruları aldık. Bu arada buradan diğer arkadaşlarımıza da tekrar hatırlatayım. Neman Akademi ailesi olarak DM'den gelen her türlü sorularınızla ya da merak ettiğiniz yurt dışı eğitim programlarıyla ilgili her türlü soruyu biz yanıtlamaya hazırız. Sorularınız için buradayız. Sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. Çok kaliteli bir sohbetti. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Umarım Rica ederim. tekrar başka konularda tekrarlarız bu sohbeti. Herkese Seve çok seve. teşekkür ediyorum arkadaşlarıma. Tekrar görüşmek üzere.